Merhabalar, kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere birinci bölümde pastırma yapımının gelişmelerini paylaşmıştım. Şimdi ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Kısaca birinci bölümümüzde neler yaptık sizlere özetleyeyim. Bolca tuza yatırdığımız etleri suyunu bırakana kadar 5-6 gün boyunca beklettik. Daha sonra o fazla suyunu alması için tekrar suya yatırdık. Suda da 1-1,5 gün bekledikten sonra süzdük ve bu şekilde iplere takıyoruz. İplere taktıktan sonra böyle bir oklava veya sopaya geçiriyoruz. Daha sonra bunu asacağız ve istediğimiz kuruluğa gelene kadar kurutacağız. Sopaya taktığım etleri daha sonra mutfağımla astım. Bu şekilde kurutmaya çalıştım. Arasına birazcık boşluk bırakarak, mesafe bırakarak birbirine değmeden bu şekilde kurumaya bıraktık. Evet, gördüğünüz gibi artık etimiz tamamıyla o ıslaklığa gitti ve kurudular. Benim için yeterliydi. Bu şekilde aldıktan sonra çimene yatırma işlemine geçeceğiz. Türkiye'den özel gelmeden Karaman'ın pazarından bu şekilde pastırmalık çimen tozu satın aldım. Normal çimen tozu ile de yapabilirsiniz. İçerisine kırmızı toz biber, sarımsak, tuz karıştırarak, hatta birazcık gıda boyası da ekleyerek çimeni karıştırarak elde edebilirsiniz. Ama bu şekilde hazır satılmış olanları da var. Daha pratik oluyor. Tozu sadece yoğurma kabıma aldım ve istediğim kıvama gelene kadar su ekledim, karıştırdım. Ve çok katı olmayacak ve çok da cıvık olmayacak bir çemen elde ettim. Yaklaşık burada 700-800 gram toz vardı arkadaşlar ve bu toza 4-5 bardak arası su kullandım. Evet, çemenimizin kıvamı artık bu şekilde tam istediğim gibi. Bu katılığa geldikten sonra artık yoğurma işlemini bıraktım. Ve kuruttuğum pastırma etlerimi her yerine kaplayacak şekilde çemene yatırdım. Evet arkadaşlar, pastırma tarifimizin ikinci bölümünde yaptığımız işlemler. Etlerimizi ipe taktık, kuruttuk. Kuruttuğumuz etleri çemen kardık ve çemene yatıracağız. Bu şekilde çemenin içerisinde 6-7 gün, 1 hafta boyunca bekleteceğiz. Bekletme işlemini buzdolabında yapıyoruz arkadaşlar. Üzerini kapatıyoruz. Kapak veya herhangi bir folyo ile kapattıktan sonra buzdolabında bekletiyoruz. Bir hafta boyunca buzdolabında beklettikten sonra tekrardan pastırmalarımızı kurutmaya alacağız. Bu kurutma işlemini de sizlere 3. bölümde vereceğim arkadaşlar. Anlaşılır olması için sizlere bölüm bölüm anlattım tarifleri. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu şekilde beğendiyseniz veya tüm tarif istiyorsanız da lütfen yorum kısmına isteklerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Sizlerin görüşleri benim için çok önemlidir. Bir
Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorumlarınızda lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayalım. Bu sayede paylaştığım videolarım cebinize bildirim olarak gelsin. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.